18-24 Nisan sevgili takipçilerim nasılsınız? Sevgili koçlar, güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Sevgili koçlar, bu dönem parasal evrenizle ilgili sürpriz gelişmeler. Biraz kendinizi halsiz, yorgun, biraz daha böyle bereketsiz hissedebilirsiniz ama Gonca yaprağı sizin özellikle bu hafta üzerinizde gözüküyor. Bu üzerinizde olması demek işlerinizle alakalı yaşanan krizleri daha rahat şekilde toparlamanıza yardımcı olacak. Duygusal olarak güvendiğimiz dostlarımız, inandığımız insanların size yalan söylediğini ve bunlara karşı kendi kalbinizi koruma altına alabilirsiniz. Aslında der ki buradaki kart, içinizdeki korkularınızı yenin. Dostlarınız, çevreniz sizi seviyor. Ama iş çevrenizde hata yani bu kadar bereketliyken ayağınızı kaydırmak, işinizle alakalı sıkıntılar yaratacak insanlara dikkat edelim. Serbest meslekte çalışanlar, özellikle 5. ve 6. ay iş kapılarınız için sürpriz yenilikler, yeni oluşumlar hayatınıza renk katacak. Yalnız aile içerisinde toprak, mal konuları ile ilgili biraz gergin tartışmalar yaşanabilir. Bu da biraz sizin ruhunuzu daraltabilir diye uyarıyorum. Evli çiftlerimiz için tekrar bir çocuk sevinci, 3. çocuk ya da 2. çocuk muradınız gerçekleşecek. Bir de 3. kattan ev almak gibi bir niyetiniz olabilir. Bununla ilgili altyapıları aydınlığa kavuşturacaksınız. Özellikle sevgili gençler, duygusal olarak kalbimiz kırık, eski ilişkimizden haber var mı diye soruyorsanız, bu ilişkinin bittiğini, yepyeni bir ilişkiye, şurada bir kart kalmış onu size göre, yepyeni bir ilişki, arkanızı veda edin, yepyeni bir ilişki sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Evli çiftler için çektiğimde ev konularınız, kendi içinizdeki yaşadığınız pürüzleri çözmediğiniz sürece bu evlilik sizi mutlu etmiyor. Ve bu ara meditasyon, eğitimler, farklı alanda kendinizi geliştirebilir ve kendi içinizdeki alanları, kendi ruhunuzdaki başaracağım deyip başaramadığınız noktalara konsantre olmanızı öneriyorum. Eğitim ve üniversiteye hazırlanan gençler biraz daha toparlanması gerekiyor ama hiç aşık olmamışlar için kader size yeniden merhaba diyecek. Doğru enerjiyi hayata açmanızı öneriyorum sevgili takipçilerim. Sevgili boğalar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Emeğe saygı. Bir iş beklentimiz, devlet, özel kurum ya da hayatınızda gitmek istediğiniz işle ilgili kapılarınız melek kanatında aydınlığa erişmiş olacak ve bulunduğunuz insanlara böyle hava atar gibi yeni iş enerjinizin mutluluğunu tadacaksınız. Yalnız bulunduğunuz noktada da üst düzey yöneticileriniz kalbinizi kırdığı için ve bu kadar emek harcayıp beni hiçe saymaları sizin canınızı sıkmış gözüküyor. Ama yeni bir kapı, yeni bir oluşum size mutluluk yaratacak. Serbest meslekte çalışanlar, parasal evrede biraz daha toparlanacağınız, dengeyi bulacağınız ve artık bu noktada mutluluk enerjisi, yani bu dönem parasal denge, mutluluk sizin için sarılmak, yaşadığınız krizleri düzeltmek için çok doğru bir hafta. Dengeyi bulacaksınız. Korkularınızı, içsel dünyanızdaki yaşadığınız krizleri çözme vakti diyorum. Ailemizde hasta ya da uzun süredir tedavi olan birinin sevincine ya da artık yani çok sağlık problemi yaşayan ve artık rahatsız olduğunuz bir mevzu neyse gül yaprağı veriyor. Muradınız neyse gerçekleşecek gözüküyor. Bu ara alım satım konularında hatalar yapmayın. Şu an bunun için erken diyor. Mesela Mayıs'ın ilk haftası olabilir ama şu an paranızı ziyan edebilirsiniz ve bu ziyan sizin hayatınızda rahatsızlık yaratabilir. Özgürce yurt dışı, farklı alanlar, yenilik ve özgürce kanatlarınızı uçurmak istiyorsanız sevgili boğalar, cesaret sizde kanatlarınızın altında. Yapmak istediğiniz işiniz, ortaklık süreçler, hayatınıza dair korkularınızı yendiğiniz takdirde bu dönem sizin için çok güzel bir yeşil bir yaprağı ve hayatınızdaki olumsuzluklar geride gidecek gözüküyor. Evet, sizde de kocaman bir yaprak. Hem aşkla doğacağınız hem de nal. Bereketinize bereket katıp yani planladığınız birçok şey aydınlığa erişecek. Yalnız ailenizde cezai ya da bu tarz durumlar söz konusu olabilir. Ertelenmiş mahkemeler, ceza alması gereken biriyle ilgili bir sıkıntı yaşanabilir. Buna da hazırlıklı olalım. Evli çiftler için bu ara çocuklarınızla ilgili korkularınız, kaygılarınız varsa daha sakinlikle çözebilirsiniz. Sevgili gençler, eğitim konusunda biraz daha konsantrasyon, evreniz söz konusu ve hedeflediğiniz yurttaşı ya da farklı alanlarla ilgili kapılarınız gayet güzel. Eski sevgiliniz geri dönecek mi? Hazine size yeni bir mutluluğu, yeni bir aşkı, yeni bir duyguyu temsil ediyor. Bence yeniliklere hazırlıklı olmak sizin için iyi olacak sevgilerimle.
Sevgili ikizler, nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Hemen sizler için abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz güzel takipçilerim. Evet, yeni bir iş anlaşması, beklediğiniz bir olay, elim kolum bağlandı. Yani oradan haber beklerken yarım kalıyor, şuradan şunu yaparken yarım kalıyor dediğimiz dönem artık bitiyor. Sizin ateşin verdiği enerji size farklı kapılardan gelecek iş konuları ve bulunduğunuz ekip aramızdaki yaşadığımız krizleri düzeltmek. Yani bize ait doğru yolu Rabbim size en iyi şekilde verecek. Bence siz de artık bu noktada akıl dengenizi duygusal olarak bakmayın. Sadece iş odaklı. Çünkü almak, başarmak ve hayal ettiğiniz anahtar ya da yapmak istediğiniz birçok şey için size güzel fırsatlar var. Hiç korkmanıza gerek yok gözüküyor. Serbest meslekte olanlar, bu ara ortaklı işler, yeni fikirler, yeni oluşumlar size mutluluk getirecek. Yalnız uzun süredir bazı borçlarınızla ilgili sıkıntılarınız vardı ve ailenizden sakladığınız olaylar açığa çıkabilir. Bunun verdiği tedirginlik söz konusu. Mümkün olduğu kadar bir an önce ailenize bu durumu anlatın, yoksa büyük krizlere açık olmanız gerektiğini uyarıyor. Yalnız yeni ev alımı için düşünceniz satmak almaksa, bu konuda hayırlı kapınız bu hafta. Başarabilirsiniz ve istediğiniz anahtarı istediğiniz şekilde hayatınıza geçireceksiniz. Aşık olmak isteyenler için bakıyorum. Ben aşka inanmıyorum, para en önemli diyen bazı ikizler için güzel enerjiler, seyahatler, gitmeniz gereken topluluk alanında tanışmalarınız var gözüküyor. Eski ilişkim geri gelsin diyorsanız sizde bazı yolculuklar var. Bu yolculuklar bittikten sonra eski ilişkinizden haber alacaksınız ve mutlu olma ihtimaliniz çok yüksek. Evli çiftlerde özellikle eşler arasında kıskanılma, değer verme, değer görme haftanın söz konusu ve o yüzden de bu ara onunla iletişimi doğru yapmak, doğru noktayı bulmayı temsil ediyor. Yalnız mutsuz olan çiftlerimiz için de bazı karışık dönemleri, aileden kaynaklı sorunlar düzelmediği sürece bu evlilik her zaman krizde ve huzursuzsunuz, istenmeyen bir noktanın verdiği. Ne kadar zamana bıraksanız da zaman artık size acı çektiriyor. Hoşça kal demek için vaktin var ama tabii ki sabrını da oluşturmak istiyorsun. Ve ailene kendi derdini anlatamayabilirsin, yaşadığın krizleri toparlayamayabilirsin. O yüzden artık adımını doğru at ki doğru mutluluk sana aydınlık getirsin. Sevgili gençler, yurt dışı planı olanlar için eğitiminize çok fazla önem gösterin. Hayal ettiğiniz eğitim sizin hayatınıza en verimli şekilde gelecek diyorum. Mutlu olun inşallah. Sevgili yengeçler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Özellikle aşk arayanlar, artık değişip dönüşüp mutlu olmayı isteyenler için çok güzel bir hafta. Özellikle bu kalp der ki, geçmişe ait kırıldıklarımla iyileşmek, değişmek ve dönüşmek, kendimi bulmak ve ilahi olarak adalette kendi kalbimdeki yaralanan her şeyi iyileştirmeyi temsil eder. Siz iyileşmeye doğru, ilahi adaletinde sizin için dönüşeceğini gösteriyor. O yüzden mutluluk anlamında yeniliklere açık olmanız lazım. İş konusunda yeni başladıysanız gayet verimli ve burada konumlarınız, duruşunuz, kendinizi ispat edeceğiniz o kadar güzel başarılar var ki sanki biraz burada geçmiş iş arkadaşlarınızı özleyebilir ama kader burada daha iyi dostluklar. Hatta der ki kalbinizi ferah tutun. Çarkın size dönmesi daha başarı ve konumlarınızla ilgili güzel yolculuklar yapacağınızı temsil eder ve gitmeniz gereken kafanızda yurt dışı eğitimlerinizle ilgili kafanızdaki düşündüğünüz birçok şeye 7. ayda karar vermiş olacaksınız. Şu an bunlarla ilgili araştırmalar size mutluluk yaratacak gözüküyor. Sabit bir alanda çalışıyorsanız yasal olarak haklarınızla ilgili mücadele, mahkemelik konularınız söz konusu olabilir. İş mahkemelerinizle alakalı artıya geçmek isteyebilirsiniz. Evet, bu ışık sizi o kadar güzel aydınlatacak ki para ve ışığın size sızmasına daha vakit var ama asla vazgeçmeyin. Haklarınızla alakalı noktada vazgeçtiğiniz takdirde krallık kaybedimi var ama iş iadesi gösteriyor. Lütfen mümkün olduğu kadar mücadelenizi vermeniz gerekiyor. Evet, evli çiftlerimiz için çekiyorum. Başlatmak. Biz birbirimize ait hayatı yanlış yaşadık. Çok uzun süredir her iki taraf da birbirine ilgisizdi. Artık birbirimizi anlamak istiyoruz. Bakın yengeç kartı. Ve anlamak istediğimiz için de kör baktığımız ve görmediğimiz abarttığımız her şeyi iyileştirme dönemi. Başlatmak size mutluluk getirecek. İlişkinize dokunmanız lazım.
Peki uzun süredir boşanmak isteyenler için burada ihanet, aldatılma, korku, para kayıpları yüzünden mağdur olduğunu savunan çiftlerde gerçekten yol ayrımı söz konusu olacak ama kalp incitmeden ayrılmanızı, haklarınızla alakalı noktayı da doğru şekilde almadığınız takdirde haklarınız ziyanlı olacak. Doğru avukat, doğru bir güç, doğru sistem yaratmanız lazım. Özellikle kendi kardeşleriniz arasındaki yaşanan, özellikle eşinizin kardeşleri arasındaki yaşanan krizler size yansımış gözüküyor. Mümkün olduğu kadar uzak durun ki uzak durmadığınız takdirde insanlar sizden cesaret alıp sizi suçlamalara yol olacak olarak uyarı veriyor. Sevgili gençler, eğitim konusunda bilimsel anlamda başarı sağlamak istiyorsanız eğitimlerinize önem vereceksiniz. Bakıyorum bu ara deli deli gençler, aşk havasında olan çiftler var. Hadi mutluluklar sizlerle olsun. Allah'a emanet olun. Sevgili aslanlar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hayat paylaştıkça çok güzel. Evet, bu sene özellikle 3. aydan bu yana yaptığınız bir iş konunuz. Artık bunun verimliliğini, bunun hayrını alma dönemi başlıyor. Yani sihir gibi başarılar, işinizle ilgili yaşanan krizleri görüp daha kendinizden emin haller içerisinde olacaksınız. Ve bu der ki artık evliliğimizde de, çevremizde de evlenmeyi düşünmek, evliliğinizle alakalı pürüzleri iyileştirmeyi temsil eder. Bence siz artık 3. ayda tohumu ne attıysanız bu sizin için hayırlı ve aydınlık. Ve evlilik de karar verdiyseniz sizin için hayırlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Yeni iş bekleyenler için evet meditasyon, mutsuzluk, hala çözemediğiniz noktalarınız var. Kendiniz biraz daha geliştirmeniz gerekiyor. Hatalarınız olduğunu görmeniz gerekiyor. Hayırlı bir kapı var. Özellikle 5. aya kadar bu kapı sizin için hayırlı olacak. Hiç endişe etmenize gerek yok. Özellikle devlet ya da kurumsal alanda çalışanlar için uyarı veriyorum. Diyorum ki burada bazı yalanlar, hikayeler dönebilir, suç sizin üzerinize atılabilir. Daha dikkatli, daha kontrollü ve daha güzel takip edin. Eğer takip ettiğiniz takdirde konum ve mertebenizde farklı değişimler söz konusu olacak. Bu da sizin orada kendinizi doğru ispatlamanıza, ben bu yolu başardım diyeceğiniz evreyi temsil ediyor. Bu ara bir de ailenize ait toprak alım satım konularınızla ilgili gökyüzü sizi destekliyor. Yani karar verdiğiniz bir toprağınız varsa inşaata vermek istiyor ya da toprak almak istiyorsanız artık gökyüzü sizi o kadar güzel destekliyor ki doğru yatırım, hiç korkmanıza gerek yok. Bir de kendi evimizi taşımak istiyorum diyorsanız doğru nokta bulamadığınız için acele etmeyin. Doğru kapınız var. Sadece sabırlı olmanız gerektiğini uyarıyor. Ev almak, pardon. Evinizle alakalı eş soyunuzdan kaynaklı sıkıntılar, yani özellikle hanımların eş soyundan kaynaklı bazı krizler sizin eşinizi yıpratabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar ailevi sorunları ilişki hayatımıza yansıtmayın, yoksa ilişki hapse, yani ilişki bitmeye doğru gidiyor. Bu ara bol bol dua okumanızı, insanlarla iletişim içerisinde dikkatli olmanızı, sırlarınızı çok fazla kişilere vermemeniz gerektiğini ve araç almak istiyorsanız da tam zamanı olarak gözüküyor. Aşk konusunda özellikle köklenmek, yeni bir başlangıç, yeni denge, yeni huzur, yeni mutluluk size keyif verecek. Yani bu dönem aşktan kaçınmayın. Kral ya da kraliçe sizin hayatınıza dokunacak. Bence güzelliklerle dokunacak kalıcı aşk. Eğer eski sevgilinizi bekliyorsanız önümüzde farklı pastalar var. Bir görün, bir beğenin ve size iyi şeyler gelecek. Bir de bu ara içsel dünyanız karışık olabilir. Duygusal anlamda kendinizi çok fazla yoruyorsunuz. Uyku probleminiz olabilir. Bunu da dengeleyin lütfen. Sevgili Başaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hemen bakıyorum. Ama bu ara iş konularınızla ilgili yıkılmak, böyle korkularınız, böyle kaygılarınız çok fazla olabilir. Ve alternatif iş teklifleri, alternatif noktada beklediğiniz bazı fırsatlar var. Ama buradaki sorunlar çözülmeden yeni noktaya adapte olamıyor olabilirsiniz. Der ki lütfen enerjinizi değiştirin. Aşk gökyüzünde size sunulan bir ikram. Bu ikramı doğru değerlendirdiğinizde kalple birlikte iç kapılarımızdaki korkularımız da gidecek. Bakın gökyüzünden aşk size ikram gözüküyor. Evet, bu ara aile içerisindeki bazı kaoslar, çözemediğiniz bazı pürüzler biraz sağlık anlamında hem sizi hem çevrenizi tetikliyor olabilir. Yakın akraba çevrenizi biraz daha dingin kararlar vermeniz söz konusu. Ailemizde evlilik yapacak, evliliğe hazır olan ya da siz bile evlilik evresindeyseniz Ramazan ayının bitip doğru kapıda doğru evlilik tarihinizi belirlemeye doğru gidiyorsunuz ve bu mutluluk size gerçekten kutsal kadını, kutsal erkeği temsil eder. Yapacağınız mutluluk size huzur ve aydınlanma doğrultusunda gösteriyor. Peki bu ara kendi işini yapanlar ve ortaklı iş yapanlar erkek dostlarınızdan
Yapacağınız projeler size bereket, narın, ayın, kadının bereketini temsil eder, doğurganlığı temsil eder. Bu doğurganlıkta istiyorsanız küçük bir limon satın fark etmiyor. İş rızkınız o kadar güzel büyüyecek ki hiç korkulacak gibi değil. Peki bu ara ailevi sorunlarınız, mal, miras, baba, anne kökünüzle alakalı karmaşık hikayeler, geçmişe ait mallar, daha da geçmişe ait mallar gündemimizi zorlayabilir. Ve bu yüzden de kendi içinizde daha yorgun haller yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili beklentiniz varsa güneş sizi destekliyor. Der ki yurt dışında işiniz, yeni oluşturmak ya da eğitim konularınız, planlarınız, yerleşmek istiyorsanız bu korkularınız bu felaket olacak gibi düşünmeyin. Güneş size çok güzel destekliyor ve gideceğiniz yolculuk kalıcı. Farklı alandan, farklı bir noktadan, farklı şehre, farklı bir yola gitmek istiyorsanız da artık devenin yükü sizin kapınızda. Gerçekten de doğru bir ev, doğru bir iş size aydınlığa getirecek. Hiç aşık olmayanlara gökyüzü sizi bilgisel, doğmak, yeniden var olmayı temsil ediyor. O yüzden sen artık geçmişi, geleceğe doğru bakmaya bak. Güzel aşklar yenilikte. Sevgili gençler, eğitiminizle ilgili biraz daha karışık kararsızlıklarınız var. Biraz daha odaklanmanız kendi kariyeriniz için daha sağlıklı diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Sevgili teraziler, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu ara hatalara ve bu ara kendinizde, çevrenizdeki insanların yargılanmasına, yani yargılayabilir, kırabilir, incitebilirsiniz, kabul edememe gibi durumunuz olabilir. Kart size burada der ki başkalarını değiştirmekten çok kendinizle alakalı takıntılarınızı, bilgeliğinizi insanlara ukala gibi değil, daha bilimsel olarak daha sakin adımlar yapmanız gerektiğini uyarıyor. Yani der ki göz temasını sert kullanıp insanların kalbine farklı şekilde sert davranıyorsunuz. Rabbim sizi bir gün bu konuda sıkıntıya düşürebilir. Mümkün olduğu kadar yumuşak evreler geçiş yapın. Ev konunuz, ev, iş ve almak konumuzla ilgili bu hafta fazla araştırmalar, fazla Google üzerinden yapacağınız araştırmalar size doğru anahtar kapısını yansıtacak ve hayal ettiğiniz ev, toprak, alım, araç, yani bunlarla ilgili hem aile köklerimizden destekleneceğiz hem de birikmiş paramızı doğru noktaya yatırım yapacağız. O yüzden doğru görerek her şeyi başarıya elde edecek gözüküyorsunuz. Özellikle iş konusunda yeni bir iş atılımı, kendi işinizi ve bunu yurt dışına bağlı oluşturmak istiyorsanız mühür vuracağınız ve bu iş kapınız sizi her konuda, özellikle ekip arkadaşlarınız erkek olabilir, bunlarla başaracağınız noktalar sizin markalaşmanıza, iyileşmenize ya da şirketinizin daha büyük markalaşmasına yardımcı olacak. Siz de burada gerçekten hayal ettiğiniz başarıyı kendi gözünüzde seyredeceksiniz. Özellikle serbest meslek yapanlar için biraz daha yorucu bir hafta olabilir. Parasal evrede kendi kaderinizi çok fazla zorlayacaksınız. Zorlamaya devam edin. Kader size bereketi de temsil ediyor. Mümkün olduğu için, olduğu sürece her işe sıkı sarılmanız ve bu iş size mutluluk getirecek. Aşk konusunda köklenmek, tekrar aşık olmak isteyenler için mutluluk ve gerçekten hayatınızı birleştireceğiniz kadın ya da kök erkeğinizi doğru bakışta bulma noktasına doğru gidiyor ve gözünüzü dört açmanız gerekiyor. Evli çiftlerimiz için boşlukta huzursuzluklar, tartışmalar, kaoslar ve biriken mahkemelik sorunlar ve boşanma ile ilgili kesin radikal karar veren kadınlar. Yani biraz daha çocuklarınızın geleceğini ve hayatınızı ve parasal dengeyi doğru tutmadan bu adımı yapmak çok sağlıklı olarak gözüküyor. 3-4 kez tekrar tekrar düşünmenizi öneriyorum. Peki ailemizde bazı miras konuları ve ölmüş geçmiş dedelerimiz ya da anneannelerimizden kaynaklı miraslarda tehlikeli konuşmalar, dikkatli olmanız gerekiyor. Hiç aşık olmak ya da eski sevgilim geri gelecek mi? Mesaj var. Merak etmeyin, bu mesaj size mutluluk verecek. Bir de sevgili gençler, eğitim konusunda hala kararsızlıklar ve nesizlikleriniz var. Bunu toparlamanızı öneriyorum. Mutlu kalın. Sevgili akrepler, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Bu ara içsel dünyanız, sezgileriniz ya da rüyalarınız o kadar net ki bilinçaltı devamlı sizinle konuşuyor. Yani devamlı beynim şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap diye konuşuyor olabilir.
Biraz bunu deliliğe vurmuş olabilirsiniz ve abartmaya başlamış olabilirsiniz. Bu sizi yoruyor olabilir. Bir psikiyatrist, bir meditasyon, bir yoga. Size yoga ya da bazı spor alanları sizi rahatlatacak olarak gözüküyor. İş konusunda yeni kapılar, yeni fırsatlar ya da bulunduğunuz noktada bölüm değişimi size mutluluk ve keyif verecek. Ve şu anki yaşadığınız krizden kurtulup daha gülümseyen, daha belirgin enerjiyi sağlayacağınız bir hafta sizi bekliyor. Özellikle de parasal evrede tam yıkıldım, toparlanamıyorum derken sürpriz hazine size açılıyor. Derken sürpriz paralar, beklenmedik noktadaki haklarınızla alakalı adaletli şekilde bu parayı, bu dengeyi alacaksınız ve rahatlamanız size mutluluk getirecek gözüküyor. Kendi işini yapmak isteyen ya da yapanlar için hemen bir kart. Evet, bu ara yenilikler, yeni projeler, yeni oluşumlar, hem bereketinizin dengeleneceği hem de paranızın daha hızlı şekilde hayata geçiş sağlayacağı ve dengeli bir şekilde para yatırımlarınız işinizin büyütmesine yardımcı olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. İş size büyük kazanç doğrultusunda gidiyor. Siz sadece ne yapmak istediğiniz konularda yorgunluklar yaratabiliyor olabilirsiniz. Özellikle geçmiş sevgilinizden şu ara uzun soluklu ilişkisini bitirmeye karar verenler için sanki artık bu ilişki yoruyor ve veda dönemimiz başlamış olarak gözüküyor. Ve özellikle de şu an uzun soluklu evlenmeyi düşünenlerde de aile problemleri aşkımıza engel olabilir. Bunu 5. ve 4. ay sonuna kadar çözmeniz lazım. Yoksa aradaki bağ kopacak gözüküyor. Evli çiftlerimiz için geldiğim vakit ailede çocukların ya da sizin sağlık probleminden kaynaklı ilişkimizde bazı pürüzler var ama boşanmak değil de maddiyat, ev taşınması, araç değişimiyle ilgili ve parasal ekonominizle alakalı yaşadığınız krizler sizi yormaya başlamış gözüküyor. Ve karşı tarafında iş temposu sizi fazlasıyla kasıyor ve yalnız olmanıza gösterir. Boşanmayı düşünenler barışma evresinde gözüküyor akrepler. Ve son zamanlarda estetik gözünüzle alakalı sağlık problemleriniz söz konusu olabilir. Bununla ilgili kendinizi geliştirip hem gözünüzü hem de aşkla alakalı yenilikleri görmeniz lazım. Sevgili gençler, bu ara aşk rüzgarınız fazla. Telefonlar birbirine karışabilir. Aman dikkatli olmanızı öneriyorum. Sevgili yaylar, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İş konularınızla ilgili beklenmedik sürpriz ve anlaşmalar, yurt dışı eğitiminizle ilgili yeni fikirler oluşturmak istediğiniz güzel fırsatlarınız var. Yani size açılmayacak hiçbir kapı yok. Eğer ki özellikle de çok yoğun kadınlar, özellikle kendi işinizle ilgili yaşadığınız krizlerde ben başaramam diyorsanız özgürlük kanatlarınızın altında. Siz hayal ettiğiniz, başarmak istediğiniz kadın erkek ayrımı göstermiyor kart. Hem kadını hem erkeği temsil ettiği için buradaki süreçte başarı, odaklanma ve yeni işler, yeni projeler ve yurt dışı ile alakalı imzalanmasını istediğiniz her şey bereketinizle, hayrınızla hayatınıza verimli şekilde dokunacak. Özellikle de son zamanlarda bu ara din eğitimleri, din konularına ilgili merakınız varsa da bu konuları gayet aydınlık şekilde başarmış söz konusu olacağınızı uyarı veriyor. Hemen bir kart daha çekiyorum. Evli çiftlerimizin bu ara kendinizle ilgili gideceğiniz seyahatler ve bu seyahatler bizim ilişkimizi tekrar güçlendirecek ve mutsuzluk kavramımız geride kalacak gözüküyor. Özellikle bu haneye çocuk isteyenler için ruh ikizi olan çiftlerde çocuk tedavisi, çocukla ilgili net kararlar ve Rabbim size bu mutluluğu verecek. Kendi işini yapanlar için hemen kart çekiyorum. Keşke bu iş beni her geçen gün batağa doğru itiyor ve parasal gücüm ve parasal dengemi toparlayamadığım için pişmanlıklar var. Bazı borçlarınızla ilgili de hani bazen kalbimiz sıkışır ya, ben nasıl edeceğim, nasıl edeceğim? İnsanlara verdiğim sözü tutamadım, insanlar beni yanlış anlıyor diye düşünceleriniz olabilir. Sanki Mayıs'ın ortasına kadar bu borçlar tamam, doğru bir şekilde ama buraya bir ortak şart ve bu ortağı doğru şekilde oturttuğunuzda işinizdeki krizler bitmiş ve gücünüzü oturtacaksınız. Mahkemelik sorunu olanlar, hani ceza alabilir miyim, ceza sıkıntım var. Hayır, güneş sizi erteletecek. Yani mahkemeyle alakalı yaşadığınız krizler bitiyor. Yepyeni bir sizin enerjiniz söz konusu olacak. Aşık olmak isteyen, yolculukta tanışmak, gideceğiniz seyahatler ya da iş gereği gideceğiniz, misafir olacağınız noktalarda yeni fırsatlar, yeni aşklar var, size mutluluk getirecek. Eski sevgilimle barışacak mıyım diyenler için, evet, cesaret edin. Karşı tarafın adımı, sizin adımınız tekrar bu ilişki güçlenmesine yardımcı olacak. Peki boşanmayı düşünenler şu an geri adım attılar. Her iki ilişki de birbirine doğru noktada
evreyi iyileştirecek. Yalnız kadının üstünde rahim, bu derken sürpriz hamilelik, sürpriz gebelik ama aynı şekilde de kadına alınacak hediyeyi temsil eder. Eşinizin size bir hediyesi var ve bu hediye size mutluluk. Sevgili gençler, yay olan gençler, eğitiminizle ilgili neyi odaklandıysanız başarı var. Yurt dışındaysa yurt dışı. Yani sizinle ilgili benim korkum yok. Siz sadece havai bir ruhsunuz. Bu enerjiyi düzeltin, aileye bağırmayı bırakın. Öpüyorum. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Evet, bu ara yöneticiniz, patronunuz eğer kadın olabilir. Bunun sizinle ilgili iletişim konuşması, sizinle ilgili fikirlerinde değişimler olacak gözüküyor. Hani ben yıkıldım, buradan kovuluyorum derken tahtınıza taht katılacaksınız. Ve bilgeliğiniz, başarınız, hem parasal konumuzdaki zenginliğiniz, hem de fikirleriniz yöneticinizle ki bağı oturtmuş olacak ve bu bağla birlikte sağlamlaşmayı öğreneceksiniz. Korkulacak bir durum yok. Yeni iş arayanlar için biraz daha ayın 28'e 29'u bu konu için daha sağlıklı. Yani Mayıs ayı size yepyeni bir iş kapısı uyarıyor ama şu an daha mantıklı ve daha sakin bir noktayı beklemeniz gerektiğini uyarıyor. Ortaklığı ya da büyük kurumsal firmada çalışanlar için bu ara yer değişimleri, farklı insanlarla konuşmalar, geçeceğiniz diyaloglar sizi bilimsel olarak güçlendirecek. Yeni kapı, yeni iş için de güzel kapılar size konum ve mertebe olarak güzel noktaya ulaşmanızı sağlayacak. Fakat sizin şöyle bir hayaliniz var. Ben kendi markamı, kendi işimi dengeli bir şekilde buradaki işi yaparken yeni işler yapmak istiyorum diyorsanız hiç korkmayın. Yani sırdaş ve ortak olacağınız bir kadın varsa bununla gözünüzü kapalı şekilde yapın. Bu işinizde hem burada hem orada güzel bir yol alacaksınız ve bu yol alımı size güçlenmenize, başarıya ve başarı odaklanmanıza yardımcı olacak. Yurt dışı ile ilgili dönem dönem bazı aksilikler yaşayabilir, eliniz kolunuz bağlanabilir. Buradaki sorunlar şirketimize yansıyabilir. O yüzden burada yurt dışı ile ilgili iletişimi kim sağlıyorsa doğru yazışmalar, doğru iletişim lazım. Sanki iletişim ve yazışmalarda hatalardan ertelenmeler söz konusu ve ihaleler çözülmesi gereken işler hep terse düşüyor. Bunu bir an önce çözmemiz lazım. Yer değişimi, farklı bir alana geçmek istiyorsanız Mayıs ayını beklemeniz sizin için daha doğru ve daha hayırlı olacak. Parasal anlamda uzun süredir yorgun olan oğlaklara hem aşkın şifası hem de devenin yükü hem de bereketin aydınlanmasını yaşayacaksınız. Rabbim size bu hafta sürpriz kapılar, bu hayrı da temsil eder. Hayır vaktiniz, sadaka vaktiniz. Yani bir evli çiftler özellikle sadakanızı daha güçlü ve çocuklar ailelere, dul yetim birilerine hayır yapacağınızı gösterir ve bu hayır sizin için bir yıllık korumanızı sağlayabilir diyorum. Sevgilinizden haber ve dua ediyorsanız saat ve zaman sizin için dönüyor. Meditasyon enerjinizi devam ettirin. O sizin hataları anlayacak, sizden özür dileyecek ve siz onun gerçeği olacaksınız. Evli çiftler için ruh ikizi olanlarda sorun yok ama evde özellikle eşinizin yani kocanızın erkek kardeşiyle bazı ortaklı işlerden ailede bazı gerginlikler olabilir. Aynı apartmanda oturuyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bu yüzden burada huzursuzluklarınız var. Yeni ev içinde parasal evrenizde darlıklar var. Sevgili gençler, eğitiminizle alakalı bütün sorunlar çözülmüş. Sadece odaklanmaya ihtiyacınız var. Odaklanın yeterli. Sevgili kovalar, bu ara yeni iş oluşturmak, yeni işlerle ilgili fırsatlar kafanızda bin tane tilki dolanıyor. Hangi, nereden, neyi yapayım diyorsanız pişman olmayacaksınız. Yeni bir başlangıç, buradaki yaşanan paranızdan, sizi burada zora sokan insanlardan daha aydınlık ve daha güçlü olacak. Özellikle devlet ya da kurumsal kapınızla ilgili beklentiniz varsa kapı size olumlu şekilde devreye bir tanıdığınız, özellikle sanatçı ruha sahip bir insanın desteğiyle birlikte bu kapınız sizin için hayırlı ve aydınlık olarak gözüküyor. Bence burada yıkılmayacaksınız, tahtınız kurulacak. Yani yeni iş, yeni oluşum, yeni güç beklediğiniz kapı sizin için hayırlı. Kendi işini yapanlar için biraz parasal anlamda hatalar ama çok uzun soluklu yolculuklar ve bu yolculukların arkasından gelecek yepyeni bir enerji, kalbiniz iyileşmiş, borçlarınızla alakalı bazı pürüzler rahatlamaya ve hazine size sürpriz şekilde açılmaya ve bu hazine sizin çek, senet, borçlarınız ya da elden aldığınız birçok şeyin rahat bir şekilde ödemesine yardımcı olacak. Bu ara özellikle satmaya çalıştığınız, elinizden çıkartmaya çalıştığınız konu neyse bu sizin istediğiniz rakamda satılacak ve doğru bir karar olacak ve ondan sonra size yeni bir anahtar, yeni ya da mahkemenin sizin hakkınızda vereceği yenilik sizi mutluluğa, kutsallığa, güzel bir noktaya erişmenize sağlayacak.
Bu ara ilişkinizle ilgili gereksiz tartışmalar, ilişki bir küs bir ayrıl, bir küs bir ayrıl. Artık ilişki birbirine daha sağlam bir şekilde, hani daha sağlam bir şekilde iletişim oturtacak ve doğru noktayı, doğru deltayı bulacaksınız. Evlenmeyi düşünenler için bayram bitimi, hemen evlilik, hemen çocuk sevinciniz var gözüküyor. Ve artık insanların ne dediği değil, benim doğrum, benim, onlar yalan söylüyor. Benim doğrum doğrudur diyeceğiniz bir karar içerisindesiniz. Bu da size gerçekten ilişkinizle ilgili güçlenmenize yardımcı olacak. Bu ara özellikle kardeşlerden istediğiniz para, kız kardeşi, abla ya da teyze, anneden isteyeceğiniz para sizi güçlendirmenize yardımcı olacak. Ama sizin de bu ara abuk sabuk harcamalarınız var. Bunu doğru noktada görmeniz lazım. Barışmak istediğiniz kişi sizinle barışacak. Evlenmek istediğiniz kişi evet diyecek. Ve geçmiş ilişkiniz ve özellikle kalbiniz kırıldıysa bununla helallik vakti artık siz beddua mı edersiniz, helal mi edersiniz bilmiyorum ama onun hayatına başka bir kadın, siz yepyeni bir insanla yol alacaksınız. Sevgili gençler, özellikle ilişkiler değil de ailevi sorunlarınızı bir an önce çözdüğünüz takdirde eğitim konunuzda başarı sağlarsınız. Deli deli hallerinizi bırakın, eğitiminize konsantre olun ve ailenizi yıpratmayın lütfen. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili balıklar, köklenmek, yeni bir iş, yeni bir oluşum ve yani bulunduğunuz noktada yeni iş, yeni oluşum, yeni evreler sizin gideceğiniz noktaları belirliyor. Yani bu dönem siz başarınıza başarı, içinizdeki halletmeniz gereken tüm evreleri en rahat şekilde halletmiş olacaksınız ve kaosunuzdan, iş krizlerinden çıkmaya doğru ilerliyorsunuz. Bu demektir ki artık önünüzde hiçbir engel yok. Adalet de sizin için. Kör baktığınız her şeyi doğru görmeye doğru ilerleyeceksiniz. Başarılar. Kendi işini yapanlar için hemen dikkat çekiyorum. Bu ara güneşin enerjisini fazlasıyla bir unutmayın ki boğa burcuna geçiş yapacak güneş. Hatalar, toprak, alım, satım konularınızla ilgili yanlış kararlar verip dengenizi bozabilirsiniz. Çünkü Venüs balık burcunda ilerliyor ve duygusal evrenizde aşk enerjisinde olacağı için biraz kafanızı karıştırabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Bu ara özellikle baba soyunuzla ilgili sağlık problemleri yaşanabilir. Bunların çözmesi gereken bazı toprak, arazi ve ev konuları ile ilgili mahkemelik sorunların sizin ilgilenmeniz, vekalet almanızla ilgili bazı pürüzler kardeşler arasında sıkıntı yaratabilir. Siz mantıklı şekilde bu mallarla ilgili doğru, adaletli hak vereceksiniz. O yüzden sizden ricam doğru karaktersiniz. Yeni iş bekleyenler için şu dönem biraz daha balıklar der ki şu an daha iyileşmeniz lazım. Ruhunuzun yarısı ölü ve her gittiğiniz kapı sizi depresyona itti. Hayırlı kapılarınız olacak ama Mayıs, Haziran daha doğru bir süreç. Şu an geçici iş kapılarınız var gözüküyor. Özellikle ilişki konusunda bu ara bol bol dua ediyor olabilirsiniz. Mayıs ayı benim aşkla, yani sevgiyle gelsin, mutlulukla gelsin. Evet, aşk size mutluluk ve sevgiyle gelecek. Yepyeni bir ilişki size huzur ve mutluluğu bulduracak. Uzun süredir çiftlerimizle ilgili özellikle ailelerinizin karşı olduğu ve asla olmaz dediğimiz noktaya devam edin. Çünkü aileler ilişkinizi ayırmaya çalışıyor ve kültürel olarak farklılıklardan dolayı tartışmalara sebep çıkabilir. Bu ara ailenizin tanıştırmak istediği başka kısmetler söz konusu olacak. Kalbinize ya da onun kalbine uyacak doğru kapı var. Onu da gözden kaçırmamanız lazım. Evli çiftlerimiz için özellikle 3. 6. 5. katta oturanlar böyle 4 2 1 arasına taşınma evresi söz konusu ve hayırlı mühürle, yani ev sizin olacakmış gibi düşünürseniz sevinirim. Sevgili gençler, bilimsel zekanızı rahat bırakmanız ve psikolojik olarak kendinizi saçma sapan şeylere kitleyip ben haklıyım demeyi bırakırsanız başarı ve ödül sizin elinizde. Özellikle yurt dışı ile ilgili planları olanlar için yukarıdan Rabbimden gelen kapılarınız hayırlı ve aydınlık ve bu kapılar sizin kalıcı olmanıza destek sağlayacak. Son bakıyorum, ev hanımları bu ara böyle şeytan girmiş gibi her şeye böyle nazara geliyorsunuz. Bol bol dua okuyun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.